Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ulusal kanalda Nasıl Yani programımızda sizleri yine sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün konuğum bu ekrandan sık sık tanıdığınız, Türkçemizi konuştuğumuz, aydınları konuştuğumuz, Türkiye'nin çok değerli bir ismi, değerli bir aydınımız Sayın Cengiz Öksüz. Önce hoş geldiniz diyorum Sayın Öksüz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Sayın Cengiz Öksüz, Yeni Kuşak Köy Enstitüller Derneği İstanbul Şube Başkanı, yakın tarih araştırmacısı, Türkçe öğretmeni, Türkçe'ye aşık bir isim. Onunla o kadar çok şeyi konuşuruz, o kadar çok konuyu masaya yatırırız ki oku oku bitmez, ansiklopedi gibidir. Biz bugün yine muazzam bir aydını konuşacağız. Türk aydınlanmasının temel taşlarından biri. O kadar çok şey yapmış ki, o kadar güzellikler bırakmış ki bu ülkeye ve o kadar mücadele etmiş ki. Siz anons edin Sayın Öksüz. Kimi konuşacağız Peki, çok teşekkür bugün? ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Bugün 26 Şubat. Evet. 26 Şubat 1961'de, bundan evet, 60 yıl önce biz çok önemli bir aydınımızı, bir yazarımızı, bir entelektüelimizi, bir şairimizi, artık ne diyeyim, bir Milli Eğitim Bakanımızı. Yani şunu dersem herhalde en doğru olur. 1920'yi esas alırsak 100 yılı geçtik. Bu 100 yıl içinde gelen Milli Eğitim Bakanları içinde bir numara Hasan Ali Yücel'dir. Bu bir numara olması, en önde olması, en ünlü olması nedensiz değildir. Mustafa Necati de var. O 3 yıl ancak yapabildi. 25-28 arasında. Hasan Ali Yücel uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Şimdi yaptıkları, o süre içinde yaptıkları, ilk öğretimde yaptıkları, köy enstitüleri konuşacağız. Liselerde, klasik liseleri lise yapan kişidir Hasan Ali Yücel. Yani o Süleyman, evet, Demirel falan şeylerden, o Afyon'du, Diyarbakır, Trabzon liseleri var ya, bu Afyon, Diyarbakır işte vesaire vesaire. Bu liseler boşuna değil işte. Onu lise yapmıştır. Sonra endüstri meslek liselerini, yani sanat okullarını, sanat okulu yapan kişidir. Başka, şimdi başkasını devam edelim. Ondan sonrasını sürdürelim. Süreç içinde anlatmaya çalışalım. Bu topraklarda çok az yetişen, ender yetişen, bulunan, yetişen bir aydınımızdır Hasan Ali Yücel. Zaten UNESCO biliyorsunuz 1997 yılında dünya ölçüsünde Hasan Ali Yücel yılı ilan etti. Ben hemen, evet, onu da okuyuvereyim baştan da. Tabii. UNESCO'nun tanınmış şahsiyetlerin doğum ve ölüm yıl dönümleri ile tarihi olayların onlu yıllarını kutlama programı çerçevesinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye'de eğitim alanında reformlar yapan, kırsal kesimde okumaz yazmazlığa karşı koymak için köy enstitülerini kuran, programlı bir şekilde dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirten, 526 klasik, bu çok önemlidir bizde, ekmek parasına, 1940-41-42, bu yokluk yıllarında yani, 25 kuruş ekmek, 25 kuruş kitap, hiç olmadı böyle bir şey. İlk 20 ülke arasında bulunan Türkiye adına imza koyan ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu kurucusu, şair, yazar, eski Milli Eğitim Bakanı, bakın UNESCO'ya da, Türkiye'yi UNESCO'ya sokan kişi de Hasan Ali Yücel'dir, söz edeceğiz. Eski Milli Eğitim Bakanı, merhum Hasan Ali Yücel'in doğumunun 100. yıl dönümü olan 1997'de, 1897 doğumlu, anılmasını kararlaştırmış ve bu kararını Türkiye'nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliği kanalıyla UNESCO İcra Konseyi'ne iletilmiş. Evet, Hasan Ali Yücel şöyle bir özelliği var. Bizim Milli Eğitim Bakanlarımızın içinde
okuldan çıktıktan sonra Milli Eğitim Örgütü'nde, Milli Eğitim Kurumu'nda, bakanlığında aşağıdan yukarıya doğru Hasan Ali Yücel gibi çalışmış hiç kimse yok. Başarısızlık orada zaten. Hasan Ali Yücel'in başka bir özelliği daha var. Osmanlı'nın tüm okullarında okumuş. Yani evet. 4 yaşında. 4 yaşında mahalle mektebine gitmiş. Ondan sonra Taşbeknep'ti, Vefa İdadisi'ydi. Ondan önce işte Rüşdiye'ydi, 5 yıl okuyor Rüşdiye'de. Osmanlı'nın ne kadar eğitim sistemi varsa Hasan Ali Yücel bunların hepsinden geçiyor. Hasan Ali Yücel İstanbul doğumlu. Ama köken olarak Giresun Görele kökenli, baba tarafı. Giresun Görele kökenli. İmamzadelerden. Ekrem İmamoğlu ile aynı sülale bunlar. Yani 3-4 kuşak ötede amcaları var. Birleşiyor onunla birlikte. İmamoğlu bu İmamzadeler işte. O şekilde soyad almışlar. Giresun Görele'den geliyor. Babası, dedesi posta telgraf idaresini kuran adamdır Türkiye'de. Babası da o bakanlıkta çalışıyor. Anne tarafı da ilginç. Ertuğrul gemisini Türkiye'de birçok insan bilir. Ertuğrul faciası. Tabii. Japonya 1890 dönüşte bu Ertuğrul battı. Onun kaptanı evet. Hasan Ali Yücel'in anne tarafından dedesidir işte. Bir tarafı da böyle. Böyle bir özelliği evet. var yani. Dede Ali Bey'dir. Büyük dedesi de Hasan Ali'dir. Yani Hasan Ali'nin büyük dedesinin adı Hasan Ali'dir. Böyle bir aileden geliyor. Doğal olarak Sıbyan Mektebi, Yol Geçen Mektebi daha 4 yaşındayken, işte Taş Mektep Topkapı'daki, sonra Rüşdiye 5 yıl okuyor, Vefa İdadisi, sonra felsefe okuyor. Darülfünun'da hukuk fakültesine gidiyor. Orada bir profesörle tartışıyor. Tartıştıktan sonra oradan ayrılıyor. Yüksek öğretmen okulu mezunudur. Felsefe okuyor. Edebiyat fakültesinin felsefe bölümünden 1921-22'de mezun oluyor. Bu mezun olduktan sonra hemen işte önce bir özel okullarda filan özel dersler filan veriyoruz. Fakat 22'de İzmir Erkek Öğretmen Okulu'na atanıyor. Tabii şöyle bir durum var. Atatürk'le yolları orada kesişiyor. Kesişiyor değil mi? 70 Şubat'ta. O daha çok genç bir öğretmen. Atatürk öğretmenlerle toplantı yapıyor. Kurtuluş'tan yeni çıkılmış, daha Lozan Anlaşması imzalamamış. Orada Hasan Ali Yücel, herkes bir şeyler soruyor. Hasan Ali Yücel de bu Osmanlı eğitimi ne olacak? Medreselerin durumu ne olacak diyorsun. Öyle hassas bir soru ki o zaman, o sırada. Atatürk bunu yanıtlıyor. Bu o 1930 yılında 11 Kasım'da Atatürk yurt gezisine çıkacak. Bakın bu 1923. 1937 yıl sonra Atatürk yurt gezisine çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk'ün bu gezi heyetine Hasan Ali Yücel'in dahil olmasını istiyor. Katılmasını istiyor. Daha tren garında karşılaştıklarında Atatürk sen o çocuk değil misin? 7 yıl sonra. Evet. Aynen sen o çocuk değil misin? O İzmir'de bana diyor medreseleri soran diyor. Evet benim diyor. Ve 1930'da işte Kasım ayında başlayan gezi Mart ayına kadar Atatürk çok uzun bir geziye çıkıyor şeyde Anadolu'da o 1930'un sonunda 3 ay yurdu dolaşıyorlar, geziyorlar. Orada da anısı var. Atatürk yakın çevresinde bulunanlara soru sormayı, onlarla tartışmayı çok seven bir insan. O yemek masası, sofra denilen şey odur işte. Atatürk'ün sofrası akademidir yani. Gittikleri her yerde, Kayseri'de, Sivas'ta, şurada, burada çok şey işte tartışılıyor. Atatürk diyor ki, Türk milleti ne zaman kendini kurtarılmış olarak sayabilir, addedebilir? Herkes bir şeyler söylüyor. Hasan Ali Yücel
Türk milleti diyor, ne zaman bir kurtarıcıya ihtiyaç duymazsa o zaman kendini kurtarılmış sayabilir diyor. Atatürk bu toplantının, bu konuşmanın sonunda değerlendirme yaparken hepiniz bir şey söylediniz. Fakat bu çocuğun söylediği çok önemliydi diyor. Çok derinlikliydi ve çok önemliydi diyor. Orada başka ilginç şeyler de oluyor. Sıfırın değeri nedir? Atatürk'ün böyle soruları var. Yani insanın zamanı olsa da bu sofrayı anlatsa insan, bu televizyonlarda filan bu sofra anlatılsa, o sofra nedir biliyor musunuz? O sofra üniversitedir. Üniversite, o sofra denilen yerde üniversite vardır. Üniversite, akademidir. Orası akademidir. Niye öyle yapıyor biliyor musunuz? Gelmiş kimse yok, yetişmiş kimse yok. 1924'te yurt dışına göndermeye başlıyorlar. 1940'a kadar, savaş çıkıncaya kadar 3600 öğrenci. Kalanıyla da işte o sofrada kim varsa, işte o rastgele bir sofra değil zaten. O akşam kimler gelecekse onlara göre kitaplar var, kara tahta var, tebeşir var vesaire var, vesaire var yani. Bu tartışılıyor. Gece 2'ye 3'e kadar da bu tartışılıyor. Bunlar çok bilinmiyor. Genç kuşaklar bunları hiç bilmiyorlar. Yani bunun niye böyle yapıldı, niye edildi, buralarda neler konuşuldu? Atatürk'ün sofrasını yazan birkaç tane kitap var. Anılarını çok yakın çevresi zaten yazdı ama akademik bir sofradır. Bakın düşünebiliyor musunuz? Sıfırın değeri nedir? Herkesten soruyor. Sen söyle nedir, sen söyle nedir? Yani orada insanlar Atatürk böyle konuşturuyor kişileri. Sıfırın değeri yoktur diyor Hasan Ali. Biraz daha bugünkü dille somutlaştı. Bakalım diyor. Hasan Ali çok esprili bir şekilde örneğin diyor, sizin yanınızdaki ben diyor. Mesela ben sıfırsın yanında. Böyle espri katmak için şeye. Çok hoşuna gidiyor. Evet. Yani somutlaştı dedi ya. Böyle anıları var Atatürk'le de. Hemen oradan biraz geri gelelim. Bu 1930 Kasım'ında yurt gezisine çıkmadan önce devlet Hasan Ali Yücel'i Fransa'ya gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Fransa'ya gönderiyor. Orada çünkü Fransa'daki eğitim sistemini inceletmek için gönderiyor. Oradaki eğitim sistemini inceliyor ve geldikten sonra da çok kalın bir kitap yazıyor. Fransa'da kültür işleri diye. Hasan Ali Yücel'in çok önemli bir özelliği var. Daha bir yıllık öğretmenken, felsefe öğretmeniyken bir yıllık kendi kitabı yazdığı kitapla ders alıyor. Zaten Sivas'ta Atatürk'le yani bir takım içli dışlı olmaları, çok yakın olmaların bir nedeni de bu. Atatürk kitabını okuyor. Bunları Türkçeleştiremez misin diyor. O zaman çok bilinçli bir yanıt veriyor. Mesela insan hayretler içinde kalıyor. Hani kendimizi de özdeşleştiriyoruz. Diyor ki bu bir kurum iştir. Bunu yani işte şeyin felsefenin elifbası. Düşünebiliyor musunuz? Kitabın adı bu. Yani psikolojiye giriş demek yani ha. Bu bir kurum işidir diyor. Bir kurum Türkçeleştirmelidir bu terimleri. Düşünebiliyor musunuz? Dil kurumu. İşte ondan sonra dil kurumu. Yani 30, hemen 32'de dil kurumu. 31'de tarih kurumu. 32'de 32, dil kurumu. Tabii. Yani bunu o da etimoloji başkanı oluyor zaten. Evet. Şimdi ben biraz böyle 9-10 yılı atlayarak söyledim. Şöyle tabii. Bunu. Tabii, 1922'de tabii. O erkek öğretmen okulu İzmir. Arkasından bakanlık müfettişi oluyor Hasan Ali Yücel. Daha sonra bakanlık müfettişliğinden sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde müdürlük yapıyor. Bir yıl müdürlüğü var. Daha sonra orta öğretim genel müdürü oluyor. Bakın nereden geldi? Öğretmenlik, müfettişlik, Gazi Eğitim Enstitüsü müdürlüğü, Gazi Eğitim Enstitüsü bir tane. O zaman bir tane düşünebiliyor musun? Gazi Eğitim Enstitüsü. Ben de eğitim enstitü mezunuyum. Benimki Bursa. Ne zaman? 73. Ama ne zamana kadar? 50-60'lara kadar bunlar bir. Bir de Balıkesir'de var. Necati Eğitim Enstitüsü. Yani Mustafa Necati'nin adıyla kurulmuştur. Balıkesir'deki Necati. Gazi tektir. Orada müdür. Sonra Orta Öğretim Genel Müdürü. İşte Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nden sonra 35'te politikaya atılıyor. Sonra 38'de yani
Atatürk Kasım ayında ölüyor. Atatürk Kasım ayında öldükten sonra Aralık ayında yapılan yeni kabinede 41 yaşında genç Milli Eğitim Bakanı. 41 yaşında genç Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Şimdi nereye geldik? 38'e geldik. 22'den başladık, 38'e geldik. Şöyle bir durum var. Mevlevi bir aileden geliyor. Tasavvufi yanı var. Yani aile çok derinlikli bir büyüme söz konusu. Yani küçüklükten gençliğe doğru. Bir de yabancı dil öğrenme. Kendi çabasıyla okullarda, yani sonra kalem elinden hiç düşmüyor. 56 kitap ve bir broşürdür. İzleyenlerimiz dikkat etsin. Bir Milli Eğitim Bakanı arkasında 56 kitap ve broşür. Eğer zaman kalırsa kitaplardan daha sonrası diyeceğim tek tek, çünkü oraya girersek programı almış oluruz. Çok önemli şeyler var çünkü. 56 kitap yazıyor. Bu çok müthiş bir şey. Yani zaten hiç durmuyor. Zaten hiç durmuyor. Yani zamanı yok. Bir de sürekli mesela orta öğretimle ilgili kitap yazıyor. Mesela edebiyatla ilgili kitap yazıyor. Ya edebiyat tarihiyle ilgili kitap yazıyor. Edebiyat tarihiyle ilgili kitap yazıyor. Ve bu kitaplar bugün de okunulacak, yararlanılacak kitaplardır. Aynı zamanda denemecidir. Aynı zamanda şairdir. Müziki yanı var. Dedelerinden biri, dedelerinden biri bestekar zaten anne tarafından. Yani Udi falan aileden gelen bir şey var. Kendisinde de bu böyle bir yetenek var. Şimdi şuraya geçebiliriz. Bakanlığa geldi genç yaşında. Bakanlığa geldiğinde şöyle bir durum var. Saffet Arıkan, kendisinden bir önceki bakan Saffet Arıkan, 35'te bakan oldu. Atatürk'ün silah arkadaşıdır, kurmaydır, önemli bir insandır. İsmail Hakkı Tonguç'u bulmuştu. Nerede bulmuştu? Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde bulmuştu. Ne yaptı onu? 35'te İsmail Hakkı Tonguç'u Saffet Arıkan İlköğretim Genel Müdürü yapmıştı. Ha, o koltukta bir genel müdür var. İlköğretim koltuğunda bir geri kim o? İsmail Hakkı Tonguç. Ne yapmış bunlar Saffet Arıkan'la birlikte? 38'e kadar eğitmen kursu açmışlar 36'da. Eskişehir'de çiftelerde. Sonra 37'de bu eğitmen kursunu yaymışlar bir sürü yere. Sonra bu eğitmen kurslarının olduğu 4 yere bir de köy öğretmen okulu açmışlar. 4 tane yerde köy öğretmen okulu açmışlar. 38-40 arası. Hasan Ali Yücel gelince önünde yurt düzeyine yayılmış belki 15-16 yerde eğitmen kursları var. Sonra arka arkaya da açılan bu şeyler var işte. Öğretmen, köy öğretmen okulları var. Köy enstitüsüne doğru gidiliyor. Hasan Ali Yücel bunu hemen benimsiyor. Bu ilk öğretim konusunu, ilk öğretimin yaygınlaştırılması, köye götürülme konusunu hemen benimsiyor. İleride sayın meslektaşlarım, 38 aslında 39'dur bakanlığı. Niye öyle diyorum? 28 Aralık. 38'i sayamayız. Yani 2 gün sonra, 3 gün sonra 39. Niye bunu böyle, bu ayrıntıyı söylüyorum? Bakanlığa gelir gelmez Milli Eğitim Şurası topluyor. Birinci Milli Eğitim Şurası'dır. Birinci coğrafyada onun döneminde işte birinci sanat, birinci vesaire hepsi bu birinci şuralar onun döneminde toplanmıştır. Diyor ki orada 39'da 17 Mart 3 ay olmadı daha. Bakanlığa geleli 3 ay olmadı. Ne yaptı? Milli Eğitim Şurası topladı. Sayın meslektaşlarım, memleketimizde okuma yazma öğrenmemiş tek vatandaş bırakmamak için alınması gereken acil tedbirler vardır. Köy öğretmenini köyde doğmuş, büyümüş, köy hayat şartlarını yakından duymuş gençler arasından seçip köy enstitüsü geliyor, gördünüz mü? Ne zaman? 39'un Mart'ı. Ne zaman geldi köy enstitüsü? Bir yıl sonra Nisan'da, 17 Nisan'da. Yani 39'un Mart'ında
bunu söylüyor zaten. Köy öğretmenini köyde doğmuş büyümüş, köy hayat şartlarını yakından duymuş gençler arasından seçip köy hayat şartlarının canlı olarak yaşadığı öğretmen okullarında yetiştirmeyi prensip olarak ele almış bulunuyoruz. 39'un Mart'ında söylediği bu. Bir memlekette diyor, yaygın ve kuvvetli bir ilk tahsil kurulmadan özlü ve köklü bir bilim hareketi doğmaz. Evet, dikkat edin, bizde Darülfünun 31'de kaldırılıyor, 31-32. Yani o zamana kadar Darülfünun bekliyor. O orta çağ ürünüdür Darülfünun ve bekliyor. Bekliyor, niye bekliyor? Aşağıdan başlayacaklar. Aşağıdan yukarıya doğru olmazsa tepeye kurmuşsun neye yarar? Öğretim üyesi yok zaten. Yani 32'de Doktor Reşit Galip Darülfünun'u üniversite yapıyor. Almanya'dan gelen Hitler rejiminden kaçan öğretim üyeleriyle yapıyorlar bunu. Yani bizim yeterli öğretim üyemiz de yok. Ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, bakın 36'da açılan. Ankara Üniversitesi, biraz sonra göreceğiz, Tıp Fakültesi. 46 Hasan Ali Yücel zamanında açılıyor. Yani üniversiteleşme daha sonra, doğal olan aşağıdan başlamak ve tam yerinden başlıyor. Evet. Yani üniversite reformu yapıyor Hasan Ali Yücel. Evet. Köklü bir bilim hareketi doğamaz. Yüksek öğretim davamızı tespite uğraşırken ilk öğretim meselemizin halli için zihin yormağa, bundan dolayı kendimizi mecbur hissettik diyor. Ve böylece bir bölüm daha okumak istiyorum. İyi Vatandaş, İyi İnsan kitabının adıdır. İyi Yurttaş, İyi İnsan. Demokratik eğitimde amaç iyi vatandaş ve iyi insan yetiştirmektir. Fakat bu kabulde iyi vatandaş ve iyi insan ancak hür olarak yetiştirilebilen özgür insandır. Çünkü demokrat toplumda belirli bir sınıf bütün topluma egemen değildir. Özgür memleketlerde bütün vatandaşların çocukları özgür insan olarak yetiştirilmek üzere ele alınır. Dikkat edin, bu konuşmaların yapıldığı sıralarda, yani bu köy enstitüleri ve diğer okulların açıldığı sıralarda Avrupa'da faşizm vardır. Meclisler kapalıdır. Almanya, işte İtalya, arkasından İspanya, Portekiz vesaire. Ve görüyor musunuz? Eğitimde demokratikleşme bunu şeyde sağlıyorlar zaten. Öğrenciyi yönetime getiriyor köy enstitüsünde. 1940'lı yıllardan söz ediyoruz. Hani bunu, bu ayrıntıya niye giriyorum? Şimdi 1940'lı yıllar olsun, başka yıllar olsun değerlendirilirken bir şablon gibi, bir ezberle değerlendirilmemelidir. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi ak ve kara değildir. Bakın 1940'lı yıllar, yani bir sürü şeylerin olduğu yıllardır bu, ama eğitimde de bunlar yaşanıyor. Özgür memleketlerde bütün vatandaşların çocukları özgür insan olarak yetiştirilmek üzere ele alınır. Eğitim bireyde kişiliğin oluşumunu ve bunun için de yeteneklerin gelişmesini sağlamak için verilir. Görüyor musunuz? Bir amaçlıyor, büyük şeyler yapacak insanlar yetiştirmektir diyor. Şimdi 39'dan devam edebiliriz artık. İleriye doğru devam edebiliriz. Nasıl devam ederiz? Hadi 1940'a gelelim. 4 köy öğretmen okulu vardı ya. 1940'da 17 Nisan'da köy enstitüsü yasası meclisten çıkıyor. Nisan ayında çıkıyor. Hasan Ali Yücel'in büyük gayretiyle, çabasıyla çıkıyor. Bunu belirtmemiz gerekir. Şunu da belirtmemiz gerekir. Köy enstitüsü düşüncesi, kuramı, teorisi ve uygulaması İsmail Hakkı Tonguç'undur. Biraz sonra anlatacağım. Köy enstitüsü yasasını çıkarırken diyor ki Hasan Ali Yücel, bu bizimdir. Bir yerden kopya filan almadık. Bu bize ait bir şeydir. Gerçekten de öyledir. Bu ayrı bir konu. Köy enstitüleri işlenirken anlatılacak, ayrıntılı bir şekilde anlatılması gereken bir süreç. Şunu demek istiyorum. Köy enstitüleri tamam Tonguç'un ürünüdür. Düşünce olarak, uygulama olarak arkasında Hasan Ali Yücel vardır. Evet, şunu da belirtelim.
onların da arkasında İsmet İnönü vardır. 1946-17 Nisan'ına kadar vardır. Bunu da belirtmek zorundayız. 1946 Nisan ayına kadar vardır. Ağustos ayında, çünkü 5 Ağustos'ta Hasan Ali Yücel artık Milli Eğitim Bakanı değildir. Eylül ayında Tonguç İlköğretim Müdürü değildir 46'da. Evet, demek ki 40 ile 46 arasında bir devlet projesi var. Devlet projesi var. Cumhurbaşkanı bunun arkasında, Milli Eğitim Bakanı arkasında. Genel müdür zaten 9000 küsur köy geziyor. Gezmediği 400 küsur ilçe geziyor bu süre içinde. Yani gezmediği yeri yok. Bunu belirttikten sonra şunu ekleyebiliriz bakın. 1942'de Yüksekköy Enstitüsü'nü kuruyorlar. Türk İnkılap Enstitüsü'nü 42'de kuruyor. Sanat Ansiklopedisi 43. Bu arada İnönü Ansiklopedisi süreli yayınlar başlatılıyor. İslam Ansiklopedisi çok sonra çıktı ötekiler. İkinci Milli Eğitim Şurası 43 yılında. Sonra İstanbul İlköğretmen Okulu müzik semineri ortaya, onu da sonra anlatmak gerekir. İstanbul Teknik Üniversitesi 1944, UNESCO Sözleşmesi'nin onaylanması 1946, Ankara Üniversitesi 1946, Üniversiteler Kanunu 1946. Şimdi hemen buradan şuraya geçmek istiyorum ben. 1946'nın Haziran ayında üniversitelerin yasası çıkıyor. Üniversitelerin ne yasası bu? 11 Haziran 1944. Üniversite özerk alıyor. Özerk alıyor üniversite. Hangi anlamda söyleyeceğim şimdi? Bakın. 1946 yılındayız. Hasan Ali Yücel konuşuyor. Bu kanun tasarısı Türk bilim hayatında, Türk üniversitelerinde yeni bir gelişmenin, ilerlemenin müjdecisi olacaktır. Bu kanun bir ana prensip, bir de köklü usul metodu kapsıyor. Bütün maddeleri bu iki çerçevesinde toplanmış sayabiliriz. Ana prensip üniversitelerin özerk olmasıdır. Hani o 1946'dayız değil mi? 1940'lı yıllardayız değil mi? Ne diyor Milli Eğitim Bakanı? Ana prensip üniversitelerin özerk olması. Bu özerklik yönetimde, öğretimde ve mali alanlardadır. Üniversitelerin özerkliği bir oluşun ergenliğin ifadesi olduğu zaman değerlidir. Ergenlik sözcüğünü kullanıyor. Ne demek o? İşte üniversite benim diyecek. Yani ben kendi kendimi yönetebiliyorum. O olgunluğa eriştim. Ergenliğin ifadesi olduğu zaman değerlidir. Biz üniversiteyi oluşturan fakülteleri kendi örgütleri içerisinde bağımsız ve ondan oluşan üniversiteleri aynı suretle muhtar. Özerk, yani bağımsız. Özerk birer kurum halinde bu kanunla yeniden düzenliyoruz diyor. Ve diyor ki 2 Aralık 44'te İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerine, esasen İstanbul Üniversitesi gibi yüksek bir kültür kurumu yönetiminde ancak iki tarzdan birini seçmek mümkündür. Bunun biri tam otoriter bir zihniyetle emir vermek ve onları dikte etmek usulüdür. Filan zat hoca olacak, filan olmayacak, şu kitap bu suretle yazılacak, böyle yazılmayacak. Unutulmamalıdır ki böyle kurumlar bu asırda var olmuştur ve bu tarzda yönetilmiştir. İkinci tarz, parmaklar muhakeme ve vicdan hükümlerinden gelen bir güçle kalkarak üniversite organlarının kendi kendini yönetmesidir. Bu, bilginin muhtaç olduğu hürriyeti sağlayan tam demokrat bir metottur. Burada profesör seçmek, program yapmak, öğretimi yönetmek, öğrencileri yetiştirmek, kurallarını koymak oyla olur. Oyla olur. Şunu sayın arkadaşlarıma açık olarak söyleyeyim ki birinci yönetim usulüne uymadım. Ve uymayacağım.
ikinci usule uymadığımız zaman içinde bulunduğumuz kuruma fenalık etmiş olacağımız kanısındayım. İşte bu kadar. 1946. Nasıl yüksek bir öğretim, ileri görüş ya. Üniversite evet. Öğretim üyelerine ne diyor biliyor musunuz? Bakın ne diyor. 11 Şubat 40. Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nü boş tutuyorum. İçinizden biri gelip talip olsun. Devamı var. İçinizden biri gelip talip olmadığınız sürece o koltuk boş kalacak. İşte bu kadar basit. Görüyor musunuz? 1940'lı yıllar. Değil mi? Tek parti değil mi? Diktatörlük var değil mi? Buyurun. Buyurun. Boş bırakıyorum diyor. İçinizden biri gelip talip olsun diyor. Talip olmadığınız sürece o koltuk boş kalacak diyor. Neresi bu? Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü. Peki kendisinin atama yetkisi var mı? Olmaz olur mu canım? Elbette atama yetkisi var. Merkezdeki talim terbiye heyetimizi yüksek heyetinizle tamamlamak ve takviye etmek görevlerim arasındadır. Üniversite profesörleri ne diyor? Ne diyor? Talim terbiye kurulu var ya, talim terbiye kurulunu takviye etmek ve sizi işte oralara getirmek benim görevlerim arasındadır. Her biri kendi alanında bir ilim şubesini temsil eden sizleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük talim ve terbiye heyeti bilmekteyim. Şu onuru görüyor musunuz? Nasıl onurlandırıyor görüyor musunuz üniversite öğretim üyelerini? Sizin her biriniz talim terbiye heyeti zaten diyor. Yani bir her biriniz diyor bir ilim dalında, bir bilim dalında uzmansınız, yetişmişsiniz. Siz kendiniz talim terbiye heyetisiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük talim ve terbiye heyeti bilmekteyim sizi diyor. Bilim gelişme için en uygun iklimi özgürlükte bulur. Üniversitemiz bu havanın içindedir. Ne diyor? Türk vatanının dağlarında, bayırlarında ve kırlarında açıp solan çiçek bırakmayacağız. Köy enstitüsü budur işte. Binlerce, sadece köy enstitüsü açmıyor, sadece üniversite açmıyor. Binlerce köyü, yani o bakanlığı 7 yıl, 7 ay, 7 gün öyle ifade edilir. 7 yıl, 7. O 7 yılda, 7 ayda binlerce köye okul yaptırıyor, öğretmen gönderiyor ve bir anda o 7-8 yıl içinde köy çocuklarının sayısı 2'ye 3'e katlıyor. Eğer şunu diyor bakın. Demokrasi, polisi öğretmen ve öğretmeni polis olan bir idare sistemi. Somutlaştırmanın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel bir ifade. Hasan Ali Yücel, şu bizim yetişti, yani bu topraklarda yetişen çok derin bir insandır. Şunu ilave etmem gerekir. Atatürk'ü çok iyi anlamış. Her şeyiyle, yani felsefesiyle. Düşünce felsefesiyle, yapmak istedikleriyle çok iyi anlamış, yorumlamış ve bunu kültür yaşamımızda, şunu da söyleyeyim, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı'dır. Biraz sonra neler yaptığını göreceğiz. Kültür bak, müzik de öyledir, sanatın her dalında öyledir, resimde öyledir, beden eğitiminde, sporda bile öyledir. Yani bile demem yanlış, sporda da öyledir. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değildir Hasan Ali Yücel. Gerçek bir kültür adamıdır. Kültür insanıdır. Evet. Peki siz devam edin. Unutmayın lütfen anlatıyorsunuz tarih. Araya da girmek istemiyorum. Lakin Hasan Ali Yücel'in o kronolojik öyküsünü anlatırken dediniz ki Osmanlı'nın bütün okullarında okumuştur. Şimdi Osmanlı'nın bütün okullarında okumuş bir kimsenin aldığı eğitimi hemen hemen tahmin edebiliyoruz. Temeli, kökü açısından. Çağdaş Türkiye'nin temellerinin atılmasında bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir perspektiften eğitimi ele alıyor. Bu tabloyu bize kısaca değerlendirmeniz mümkün mü? Nasıl oluyor bu? Elbette. Bakın, ben o sözü bilerek kullandım ve kullanıyorum. Evet. Osmanlı'nın bütün okullarında okumuş cümlesi var, evet, ya.
Bunu ben bilerek kullanıyorum. Niye bilerek kullanıyorum biliyor musun? Doktor Adnan Adıvar'ın, yani Halide Adıvar'ın eşinin Osmanlılar'da bilim, ilim diye şöyle bir kitabı var. Yani bu kitabı, yani biraz eğitime, aydınlığa, yani meraklı olan, okuma meraklısı olan insanlarımız okumalı. Çok güzel bir şekilde Osmanlı eğitimini yapmış. O özellikle 19. yüzyılda, 19. yüzyılın ikinci yarısında, hani şey de var tabii, 1700'lü yıllar da var, Osmanlılar'da ilim. Şimdi bakın, bu okullar açıldı. Yani hani diyorlar ya, 2. Abdülhamit döneminde şu okul açıldı, Galatasaray Lisesi'dir, Kastamonu Lisesi'dir, işte burada idadiler vesaire vesaire. Ancak şöyle bir durum var. Öğretmen okulu falan da açıldı. 48'de Kızılköy Öğretmen Okulu 70'te açıldı. Darülfünun 70'te açıldı, kapandı. Ancak 1900'de açıldı. Neden öyle? Neden öyle? Çünkü laik eğitim yaptırmadılar. Tarih dersi. Haritaları tuvalete dolduran Milli Eğitim Bakanı şeyi vardı. Müdürü vardı. Harita. Haritayı istemeyen. Başka tarih istemiyorlardı. Tarihin okunmasını istemiyorlardı. Başka diğer derslerin, mesela Darülfünun niye kapandı? 70'te 1870'te açıldı da 1900'e kadar açık. Neden öyle kapalı kaldı? Oradaki öğretim üyesi diyelim bugünkü tabirle, canlıların havasız yerde yaşayamayacağını kanıtlayan bir deney yaptı. Yani bir camın içine koydu bir böceği neyse. Bu duyuldu dışarı ve hemen kapatıldı. Bir daha açılamadı. Yani bizde tamam, o dönemde şu okullar, şu işte darülfünunlar, şunlar bunlar açıldı, edildi ama laik eğitim yaptırmadılar. Medrese düşüncesi hakim, egemen. Bu çift zaten, bunlara dinsiz diyorlardı. Yani bu okullarda okuyanlara dinsiz diyorlardı. Nitekim bu ikinci meşrutiyette kırılabildi. 1908'de kırılabildi. İttihat Terakki yönetime el koydu. Ondan sonra belli oranda kırıldı. Zaten öğretmen okulları filan da, ondan sonra işte Satı Bey filan var. Öğretmen okulları düzenlendi. Üniversite yeniden düzenlendi filan. Ancak yine işte savaştı, Balkan Savaşı'ydı, Birinci Dünya Savaşı'ydı, şuydu buydu derken yine olmadı. 1923'te o Osmanlı'dan gelen ilerici kadrolar, öğretmen kadroları, yani daha önce bunu fark etmiş olan kadrolar Ankara'ya çağrıldı. Ankara, yani köy olan Ankara'ya çağrıldı. Bunlar İstanbul'dalardı. Ankara'ya çağrıldılar ve orada işte 1920'den itibaren, işte Mustafa Necatiler, Doktor Reşit Galipler diyoruz ya, 25-32 vesaire, yeniden bir örgütlenme yapıldı. Milli eğitim örgütlenmesi yapıldı. Tabii 3 Mart 1924'te o eğitimin birleştirilmesi yasası, yani laik eğitim yasası. Laik eğitim yasası. Yani bizde o medreselerde işte Arapça zorunlu, Farsça evet, zorunlu vesaire vesaire. Hasan Ali Yücel bunların tümünü yaşamış bir insandır. Yani böyle bir talihimiz var bizim. Eğer 46'da bütün bunlar olmasaydı, yani bu çok partili yaşama geçtikten sonra Hasan Ali Yücel görevden alınıp bu ekibi de atılmasaydı, 1955-56 yılına geldiğimizde ilköğretim davası, onların diliyle konuşuyorum, bitmişti. Bütün Türkiye çapında bitmişti. Onun üstüne ortaöğretim kurulacaktı. Zaten Türkiye'de bölge okulları, 450 civarında bölge okulu da açılmıştı. Bu şekilde temelle yükselmeyecekti. Yani ezberci ortaokul, ezberci lise şeklinde yükselmeyecekti eğitimimiz. Üniversitede onun üstünde olacaktı filan. Yani bu insanlar, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 20 yılında, 25 yılında Milli Eğitim Örgütü'nün başında olan insanlar Osmanlı'da ne olduğunu biliyorlar, niçin battıklarını da biliyorlar. Eğitim batırdı Osmanlı'yı. Çağa uygun eğitimi yapamadığı için battı. Peki neden Mustafa Kemal'ler çıktı? Neden Mustafa Kemal? Şöyle, askeri okullarda batılı anlamda eğitim yapılıyor. Ne demek o? Yani matematik, yani felsefe,
yani toplum bilim, yani fen, yani tarih. Yani askeri yok bizde, harp okulu, harp akademisi, askeri liseler daha farklı gelişti. Zaten iyi ki öyle gelişmiş, iyi ki öyle gelişmiş. Bunlar önce Birinci Dünya Savaşı'nda 11 cephede oradan oraya savaştılar, ettiler çok genç yaşında. Arkasından geldiler işte İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, İzmir'de düşmanı def ettikten sonra kim kaldıysa ellerinde yeni bir devlet kurdular. Biz tarihten siliniyorduk bu eğitim yüzünden. Bu laik bilim dışı eğitim Türk milletini tarihten siliyordu. Bu insanlar bizi kurtarmakla kalmadılar. Aynı zamanda bizim ayakta durmamızı sağladılar. Osmanlı'nın hem borcunu ödediler hem de müthiş bir gelişme, ekonomik kalkınma hamlesi ortaya koydular. Bunlara borçluyuz. Yani bunlara dediğim bu bakanlar, işte her türlü bakanlar, yani Mahmut Esat Bozkurtlar sadece Milli Eğitim Bakanları değil, diğerleri de, onların heykelleri dikilmelidir. Her tarafa onların anmaları yapılmalıdır. Yani biz bu kadar vefasız olamayız. Onlara borçluyuz yaşamamızı. Birey olarak da, ülke olarak da, ulus olarak da, devlet olarak da bunlara borçluyuz. Atatürk bu genç yaşında, 27-28 yaşında bakan yaptıklarıyla, 27-28-29-30, bunların çoğu 30'lu yaşlarda öldü. Kimi işte fıtıktan öldü, kimi 5 kuruşsuz öldü, Doktor Reşit Galip gibi vesaire. Yani hastalıktan şu iyi bakılmadıkları için, kendilerine bakamadıkları için yani öldüler bunlar. Çok genç yaşlarında öldü bu insanlar. Bu cumhuriyeti kuran insanların çok büyük bir çoğunluğu gece gündüz çalıştılar çünkü. Bunların değerini bilmeliyiz. Bunlar cumhuriyete kanat gerenlerdir. Böyle bir program vardı, siz biliyorsunuz. Evet, bu cumhuriyete kanat gerenlerin değerini bilmeliyiz. Onları anmalıyız. Evet, ben buradan şuraya geçiyorum. Şimdi biraz da şu tercüme bürosundan söz etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunan tercüme bürosundan söz etmek istiyorum. Bakın, Hasan Ali Yüce'nin yaptığı gerçekten çok önemli işlerden biri de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Nurullah Ataç'ın başkanlığında bir tercüme bürosu kurmasıdır. Ben şuradan bir şey okumak istiyorum da, bu reklama girmez. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin bir yayını bu. Hasan Ali Yücel Sempozyumu 2011'de yapıldı. Burada bildiriler var. 600'e yakın sayfaya yakın bu kitap. Hasan Ali Yücel Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden bir iki bölüm okumak istiyorum. Dileyenler Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği'nin telefonunu bulup oradan isteyebilirler. Ödemeli gönderilir. Şimdi bakar mısınız? Hasan Ali Yücel öyle bir kadro kuruyor ki, kurduğu kadronun bir bölümü kendisinden yaşça çok büyük. Hasan Ali'nin böyle bir gücü var. Bakın. Şimdi bu bakanlar altlarına çok zayıf insanları atarlar. Niye? Hüküm yürütebilsin diye. Hasan Ali şöyle yapıyor. Liyakat var. Kim gerekliyse onu oraya getirebiliyor. Onu oraya. Ve yaşça çok büyük bunlar. Birçoğu. Mesela şöylesi. İhsan Sungu dediğimiz adam ta öğretmen okullarından, Osmanlı öğretmen okullarından geliyor. Müsteşar bu adam. Rüştü Üzel. Teknik öğretim müsteşarı. Rüştü Üzel adı heykeli dikilmelidir. Şişli'deki sanat okulunda Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lisesi adı Rüştü Üzel Lisesi. Teknik öğretmende de işte bir büstü var filan. İsmail Hakkı Tonguç da büyüktü şeyden. Hasan Ali Yücel'den. Talim Terbiye Kurulu Başkanı Kadri Yürükoğlu. Birkaç isim sayacağım size. Hayri Dener, Enver Ziya Karal Profesör, Profesör Celal Saraç, Profesör Hikmet Birant, Sabahattin Eyüboğlu, Servet Berkin, Faik Reşit Unat, coğrafya haritadan hatırlayın, Ahmet Kutsi Tecer, Halit Yalkancı, Yunus Kazım Köni, İsmail Hakkı Tonguç görevden alınınca ilk öğretim genel müdürü olan adam budur. Muhittin Akdil, Cevat Dursunoğlu, Erzurum Kongresi,
kongreden delegelikten çekilip Atatürk'ün kongreye katılmasını sağlayan adamdır. Cevat Dursunoğlu. O Erzurum'dan gelen adam işte bu. Sonra tercüme bürosunda bakın kimler var. Suud Kemal Yetkin, Bedrettin Tuncel, Suat Sinanoğlu, Samim Sinanoğlu, Profesör Melahat Özü, Profesör Nusret Hızır, Profesör İrfan Şahinbaş, Profesör Hamit Dereli, Doçent Sabahattin Eyüboğlu, Nurullah Ataç, Fehmi Baldaş, Sabahattin Ali, Vedat Günyol, Cevdet Melih, Cevdet Anday. Görüyor musunuz? Başka bir şey söyleyeyim. İsimlere bakın. Başka bir şey söyleyeyim. Tosca operası oynanacak. Bunun çevrilmesi lazım. Peki kim çevirecek? Çevirecek kimse yok. Kime çevirtiriyor biliyor musunuz? Nazım Hikmet'e. Nazım Hikmet nerede? Çankara hapishanesinde. Metni oraya gönderiyorlar. Hapishane müdürünün odasında Nazım Hikmet bunu çeviriyor. İşte bu opera oynanıyor. Nazım Hikmet çevirisiyle oynanıyor. İşte bunların hep hesabını verdi. Çok kötü bir şekilde. O 46'dan sonra oraya girmeyeceğim bugün ben. Yani o çünkü çok zamanımızı alır. Görüyor musunuz? Kimlerle çalışıyor? Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Kendine güvendir. Bakan kendisine güveniyor. O gün Türkiye'de kim varsa o işi yapabilecek kim varsa onları oraya getiriyor. 526 kitap çevrildi doğudan ve batıdan. Bunlar 25 kuruşa piyasaya sürüldü. Ne zaman? 40, 41, 42 ekmek karneyle, ekmek de 25 kuruş. Ya. Devlet, yoksul devlet bunu sübvanse etti. Ya. Bir tarafta halk evleri var değil mi? Halk evlerinin İmece dergisinin 1 milyon abonesi var. 1941 yılında. Bir yanda da o var, halk evi var. Bakın ne kadar çoklu giden bir şey var. Devlet konservatuvarı. Tabii. Ankara Tıp Fakültesi, yurt genelinde muazzam bir kültürel kalkınma, muazzam bir yükseliş var işte o yıllarda. İşte halk evleri 500'e yakın şube. Ya. Halk odaları bilmem kaç şube değil mi? Bunların önemi nerede? 9 tane kolu var. Bunun içinde müzik var, işte diğer sanatlar var, köycülük var, tiyatro var. Siz biliyorsunuz bizim bu eski türkücülerimiz, tiyatrocularımız, bu siz çok yapmışsınızdır onlarla röportaj. İlk nerede başladınız deyince ne diyorlardı? Şeyde Kızılay ya da Ulus Halk Evi'nde sahneye çıktım. Eminönü Halk Evi'nde sahneye çıktım. Bakırköy Tiyatrosu'nda sahne. Görüyor musunuz? Böyleydi işte. Yani halk evi binaları ilçelere varıncaya kadar halk evi binaları var. İşte kitaplar var vesaire var. Bir taraftan da bu köy enstitüsü. Köy çocuklarının okutulması işte 20 köy enstitüsü açılıyor. Daha sonra bir tane daha açıldı. 21 oldu. Ha bir de neşriyat kongresi, yayın kongresi yapıyor. Yayın kongresi. Başka coğrafya kongresi yapıyor. Başka teknik eğitim demin anlattım. Önem veriyor. Sonra süreli yayınlar çıkarıyor. Bakın. Hasan Ali Güler zamanında çıkan süreli yayınlara bakalım. Ansiklopediler tamam söyledik. Teknik Tebliğler Dergisi. Hala Milli Eğitim'de çıkıyor bu dergi. Ben 43 yıl öğretmenlik yaptım. 39'da Hasan Ali Yücel çıkarmıştır. Yani Milli Eğitim kendi içinde olan biteni Tebliğler Dergisi aracılığıyla öğretmenlere duyuluyor. Daha eski yıllarda öğretmenler konuda görüş bildirebiliyorlardı. Tebliğler Dergisi'ne yazı yazabiliyorlardı. Hani alttan üste, üstten alta gidip gelen bir bilgi alışverişi söz konusuydu. Ama bu 80'den sonra, o 70'li yıllardan sonra diyelim, o iş tamamen kesildi. Teknik Öğretim Dergisi 1940, Tercüme Dergisi 1940, Tarih Vesikalı 1941, Kadın ve Ev Dergisi 1943, Köy Enstitüleri Dergisi 1945. İşte biz hiç durmayan genç
yaşta emekli olmuş, genç yaşta bakan olmuş, 41 yaşında bakan olmuş. Çalışkan bir kadroya sahip. Yani İsmail Hakkı Tonguç gibi, Rüştü Üzel gibi, işte Sabahattin Eyüboğulları, Vedat Günyolları düşünün. Yani Sabahattin Ali'leri vesaire, böyle bir şey var, birikim söz konusu. Ve Türkiye'nin her tarafını bakıyorsunuz, o kadro yani bakanlık düzeyinde, müsteşarlık düzeyinde sürekli yurt genelindeler. Yani merkezden idare edilmiyor, yerinde idare ediyor. Yani şöyle bir şey var. İsmail Hakkı Tonguç'u tanımayan muhtar yok neredeyse Türkiye'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani Hasan Ali Yücel'i bilmeyen, adını bilmeyen köylü yok neredeyse. Yani böylesine Milli Eğitim Bakanı, bakın bu, Milli Eğitim Bakanı bu. Devlet Bakanı değil, Ekonomi Bakanı değil vesaire değil. Milli Eğitim Bakanı. Niye bunu söylüyorum? Çok bilinmez yani köylerde, şurada burada. Ama Hasan Ali Yücel böyle biliniyor. Böylesine yaygın bir unvanı, adı var. Neden öyle? Geziyor sürekli. Her geldiği yerde işte valiydi, kaymakamdı, köy muhtarıydı. Kahve, mahalledeki kahvede insanlarla konuşuyor. Bunlar bu şekilde böyle yetişmiş. Kültür adamı dediğimiz adamdır Hasan Ali Yücel. Yani bir cümleyle tanımlamak gerekirse Hasan Ali Yücel'e diyebiliriz ki Hasan Ali Yücel bu ülkenin yetiştirdiği çok seçkin bir kültür insanımızdır. Ne yazık ki biz Hasan Ali Yücel'den tam olarak yararlanamadık. Bu çok partili yaşama geçmek. Onu da söyleyeyim. İnanıyor diyor ki Hasan Ali, bu çok partili yaşama geçme kararları alınmaya başlayınca ilk öğretim sorununu halledelim. Plan yapılmış. 1955-56. Yani 1955-56'da ilk öğretim sorunu çözümlenecek. Bütün köyler dahil. 1960'lı yıllarda 8 yıllık eğitime geçilecek. Ve bütün Türkiye'de bölge okulları kurulacak. Bölge okulları. Tarıma, ziraate, endüstriye, tekniğe dayalı. Yani bu ezberci ortaokullar, liseler yerine bölgelerde bölge okulları kurulacak. Böyle aşağıdan yukarıya doğru işte eğitmenden gelen 5 yıllık okula, o 5 yıllık okulda bitiremeyen ya da noksanı olan eğitmenden çıkan bölge okuluna gidecek. Orada üretime yönelik, öyle söyleyeyim ben dinleyicilerimize, üretime yönelik, yaparak ve yaşayarak. Yani o günkü adıyla iş içinde, iş aracılığıyla bir iş için. Tekniği budur. Okullara gidecekler. Öğrenciler, köy çocukları, yoksul semt çocukları gidecekler. Dolayısıyla orada meslek, zanaat elde edecek. Okuyabilen aşağıdan yukarıya doğru yüksek öğrenime gidecek. Yüksek köy enstitüsü ilk kapatılan okuldur. 46'nın sonunda. Neden? Maalesef. Neden yüksek köy enstitüsü? Çünkü yüksek köy enstitüsü köy enstitüsünün beyniydi. 42'de açtılar. Niye açtılar? Yüksek köy enstitüsüne öğretmen yetiştirebilmek için açtılar. Müfettiş, idareci yetiştirebilmek için açtılar. İlkin burası kapatıldı. Yüksek köy enstitüsü kapatıldı. Yani beyinsiz bırakıldı köy enstitüleri. İşte bu kapatılmasaydı, bu süreç sürseydi bölge okulları da sürecekti. Ve yüksek köy enstitüsünden mezun olan öğretmenler bu bölge okullarında yönetici olacaktı, öğretmen olacaktı. Ve böylece ilk öğretim sorunu gerçek anlamda üretici yetiştirecek, orta öğretimde böyle, üretici yetiştirecek insanlar yetiştirecekti. Buradan çıkan yoksul öğrenciler, tabii bunlar parasız yurtlar, şimdi yurt diyoruz. O zaman işte okullarda üniversite okuma olanağına kavuşacaktı. 46'da gelenler köy çocuklarının üniversiteye gitme yolunu kesmişlerdir. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Fakir Baykurtlar filan, işte Fakir Baykurt 48 mezunu, yani şeyden sonra, köy enstitüsü bozulduktan sonra, önce 3 yıl öyle başlıyor, 46'dan sonra 47-48'de 4. 5. sınıf okuyor, Mahmut Bakar filan da öyle. Gazi Eğitim Enstitüsü'ne gidiyorlar. Gazi Eğitim Enstitüsü. O da fakir okulu. O da yoksul okulu. O da bizim okul yani. Düşünebiliyor musunuz? Benden önceki kuşak, benim kuşağım, bu eğitim enstitüler böyle yatılı olmasa, biz nerede buralara geliyoruz da konuşuyoruz? Nerede konuşuyorsunuz? Nasıl konuşacaksınız? Konuşamazsınız.
biz eğer o yatılı okullarda okumasak bu duruma gelen maddi olarak, beyin olarak, düşünce maddiden bunu kastediyorum, bilinç olarak, bilinci kastediyorum, biz bu durumlara gelemezdik. Fakir Baykurt, Fakir Baykurt olamazdı. Mahmut Makal olamazdı. Yani bunlar semboldür. Bu isimler semboldür. Yani köy enstitüsünden bu kadar çok yazar, çizer, ressam, bilim adamı çıkamazdı. Ne yaptılar 46'da? Çok partili hayata, demokrasiye geçiyoruz diyenler. Demokrasiye evet. geçiyoruz diyenler köy çocuklarını, yoksul halk çocuklarının önüne durdular ve sen dediler, hani o Cem Karaca'nın şarkısı var ya, köylüsün sen köylü kal, işçisin sen işçi kal, hani aynen öyle, böyle engel koydular. Çok zor koşullarda ancak çıkabildik ortaya. Evet. Demokrasi adı altında hala günümüzde de demokrasi getiriyoruz diye bütün hayat damarları kesilmiyor mu ülkelerin hala kendi içimizdeki tartışmalarda? Şimdi ne kadar heyecanla, ne kadar büyük bir özlemle anlatıyorsunuz. Çünkü siz bu çarkın, bu sistemin nasıl döndüğünü günümüzde en iyi bilenlerdensiniz. Teşekkür ederim. Kaç dakika var? Son 2-3 dakika zannediyorum. Çok kısa onu da söyleyelim. Toparlayalım öyleyse. Toparlayalım. Buyurun. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Ulus Gazetesi'nde yazılar yazdı. Daha sonra ne yazık ki bu yazılarını da kestiler. Daha sonra çok önemli bir şey oldu. İş Bankası onu, İş Bankası Kültür Yayınları'nın başına getirdi. Bu çok öyle güzel bir şey oldu ki, hani o bakanlıkta 1000 temel eserler çıkarıyordu ya, İş Bankası'nda bugünkü evet. kültür yayınlarının temelini atan Hasan Tabii Ali. Bu bir reklam değildir. Sadece bu işi kimler yapmıştır tabii, onu ifade ediyoruz. Tabii. Konuşurken yani, yaptıklarını, kurumları, hepsinin adını vereceğiz doğal olarak. Elbette. Buyurun. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı bir süre. 1960'da o da kesildi. UNESCO'ya Türkiye'yi sokan kişi demiştik ya. Paris'teki 11. Genel Kurulu'na UNESCO'nun Türkiye delegesi olarak katıldı. En son 1960 evet. Anayasasında ne yazık ki çok olumsuz şeyler oldu. İşte gençler adlarını vermeyeyim. Sizin yerinize biz katılalım dediler. Onlar yaşıyor hala. Biraz kırgın, oldukça kırgın ayrıldı aramızdan Hasan Ali Yücel. Değerini bilemediğimiz gerçek anlamda bir değerdir Hasan Ali Yücel. Onu o evet Türkiye çapında biliniyor, hala biliniyor ama daha çok yaymalıyız. Hepimiz çok yaymalıyız. Hasan Ali Yücel adını kütüphanelere vermeliyiz. Üniversitede bir üniversite var İstanbul'da, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi diye. Onun adını oradan silmeye uğraşıyorlar. O çok geliyor. Bir üniversite adı. Yani nerelere yakışmaz ki evet. Hasan Ali Yücel adı. Evet, eğer sonuna geldiysek ben bu evet. fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum Hasan Ali Yücel'i anlattığım için. Bir ara köy enstitüleri olunca o köy enstitüleri daha ayrıntılı tabii. Onu daha ayrıntılı bir şekilde ayrıca konuşmak gerekir. Evet. Sayın Öksüz, çok teşekkür ediyoruz size. Saygılar sunuyoruz. Büyük bir coşkuyla Hasan Ali Yücel'i sınırlı süremize sığmayacak bir değer. Evet. Ama ana hatlarıyla hiç olmazsa yeni nesiller hafızalarını tazelemek isteyenler için çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum size. Yeniden tamam. görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği İstanbul Şube Başkanı, yakın zamanımızın tarih araştırmacısı ve aynı zamanda Türkçe öğretmeni Sayın Cengiz Öksüz'le birlikte olduk. Bundan sonra nasıl yani programlarımız önümüzdeki haftadan itibaren Perşembe, Cuma günleri ekranda olacak. Dijitürk'te olacağız ve ilk yayınımız önümüzdeki hafta Perşembe günü olacak. Yayın günlerimiz değişti ama yarın ana haber bülteninde 18.45'te buluşmak dileğiyle. Esen kalın.